Merhaba son sektör sakinleri. Size Suzuka'dan bildiriyorum. Ben bunu denemek için girmiştim kazara. Bir yarışa bastım. Şuradan çıkalım. Dedim bu arabayla bir yarışayım. Piste henüz karar vermedim. Piste karar vermediğim için benim araç test etme pistim olan ikinci pistim olan Nordschleife'den ayrı, pardon abi. İkinci araç test etme pistim olan Suzuka'ya girdiğimi düşündüm. Meğer practice yani antrenman seçeneğine basacağımı yarış basmışım. Bir baktım diğer araçlar falan yükleniyor. Ha dedim biz yarışa basmışız. Dedim madem yarışa girdik. Yarışa girdik madem. Kayıt tuşuna da basmış bulundum. Şu önümde giden Corvette'in aynısından bir Corvette var altımda. Altımda mı üstümde mi? Kim kimin üstünde belli değil şu an. Çünkü bu alet görünüşe göre acayip güçlü. Bir de doğru düzgün yere basmıyor. Ama güzel yanı var. Motor önde, ön tarafı yerde. Arkası biraz mutlu. Yani, yavşak diyelim. Ama benim aradığım kıvamda böyle. Arka tatlı atıyor. Ön tarafı yere basıyor. Raikkonen miyim? Neyim? Ön tarafı sabit araba istiyor. Baba nasıl? Ama bu galiba turbo. Yani emin değilim ama ses olsun bir şey olsun direkt ben turboyum diye bağırıyor sanki hani şu gaz tepkileri olarak turboyum diye bağırıyor. Dediğim gibi hiç tecrübem yok deneyeyim diye girmiş bulundum. Girmişken de çekiyorum. Oha unuturmuş lan. Temiz 20-25 dakikalık video olur bu. Ben genelde 10-15 dakikada sınırlamayı tercih ediyorum ama fazla olsun bir tane de. Ne olacak yani? O düzlükte de gidiyor ha. Galiba 800 beygir bu hayvan oğlu hayvan. Grup 4 ya da 5 aracı. Grup 4 olabilir. Çok acayip bir şey. Kabul ediyorum. Yani önceki oynadığım şey de bu gruptan galiba. M1 var diye BMW M1. Arkadan motorlu bir şeydi. Bundan önce bir şey deneyeyim dedim az önce. Gene Michael'ın önerisi. FAP 935 olması lazım. Porsche üzerine kurulu bir alet. Yani FAP Car 955 mi ne öyle bir şey yazınca çıkıyor internette. Porsche. Porsche olduğu için motor götünde. O arabayı aldım. Yine burada. Birkaç tur attım. Uyuz oldum. Yani çok kötü değildi hani o geçen oynadığım rezervüsva olduğum neydi o? Yeni araba. Batık araba. Kumpert. Kumpert Apollo kadar kötü değildi. Bayağı da bir anan. Kaçıncıyım? 8. Geç bayağı 9, 10. Onun kadar kötü değil ama motoru arka aksın arkasında olan araba mı olur ya? Ayıptır. Bu güzel bak. Bu benim şu an oynadığım 10 numara. Cillop gibi yapmışlar. Zaten. Gökkuşağı renkli Porsche'm benim. Galiba önümdeki araba o Porsche. Ha ne oluyor lan birisi şeyden yazıyor. Neydi o? Steam'den yazdı biri galiba. Sesi geldi de. Neyse çıktıktan sonra gireriz. Yapmıştır. Yalnız hiçbir virajda, viraj çıkışında tam gaz olamıyorum. Öyle böyle bir patiye düşmüyor. Yok ya kesin turbo bu. Belli. Hem de böyle kafam kadar turbolar koymuşlar belli ki. Ciddi miktarda turbo gecikmesi var ama kontrol edilemeyecek düzeyde değil. Sanıyorsam motor da büyük. Oradan kurtarıyor. Tabi Michael'a kalsa 2000 beygir olması lazım motorun. Aşağısı kurtarmıyor. Ben burada da döner mi dönmez mi hiç fikrim yok ya. Yavaşlıyorum ama bu 130R miydi bu virajın adı? 130 metre yarıçapı olan. Yanlış hatırlamıyorsam. Geç hadi geç. Bu arabayı internette çok aradım bulamadım. Oyunun araçlar arasında Michael bulmuş. Gösterdiydi ya hiç görmediğim bir Corvette var burada demişti. Adam görmediği bir araba buldu. Çok acayip.
Yani o adamın herhangi bir gerçekte veya oyunda olup da görmediği bir araba ya denk gelmek şık. Ben de onu aldım, girdim içeriye. Çok güzel ya, şu an acayip eğleniyorum. Şu araba lan, turbo olmayaydı daha da eğlenebilirdim ama turbo da işin içine hani için kendi zevkini katıyor. O kadar kullanılamaz cinsten bir turbo da değil. Anladığım kadarıyla. 1977 Corvette Greenwood muydu? Herhalde öyle. Greenwood olması lazım. Öyle bir şey yazıyor şeyde. Grup 5 ya da 4. Ya, kaç olduğunu hiç hatırlamıyorum şu an. Öyle bir kategori var şeyde. Zaten başka yok onun. 4'ü 5'i. Anan. 8'inciydik. Artık değiliz. Yapıştır. Bak bataryaya da kalıyor. Az basalım. Oh, 18'inciydik. 14'üncü olduk. 15 olduk. 16 olduk. Maşallah. Zaten ulan 20 kişiydik ya. Neyse. Son turda yapardım ben genelde hatalarımı da, bu böyle 3. turdan da baba difüzöre bak. Jägermeister. Çünkü benim alkolizm. Bir zamanlar ne içerdik bundan. Sonradan doğru yolu bulduk. Doğru yol derken hani çok da şaşırmayın. Su olarak doğru yol söylüyorum. Başka bir doğru yol şeyine katılmış değil. Artık alkol yerine su tüketiyorum. Bir de çaya alıştırdılar beni. Çarşambalı bir arkadaşım var. Barmen olur kendileri. Bir süre bununla aynı evde kaldık öğrencilik döneminde. Adam bir çay demliyordu. Ben çaydan nefret ederim. Beni gitti çaya alıştırdı adam. O gün bugündür kötü de olsa elim çaya gidiyor ya. Yani. Ama onu elinden başka da düzgün çay içmedim. Yani marketten çay alırdım. Çay bitmiş derlerdi. Kafama göre bir çay alırdım ki aldığım çay da neydi? Çaykur Filiz çayı mı ne bir şey böyle. Ben bunu demlemem filan diyordu adam. Nasıl bir artık alıştıysa şey yaptıysa o adamın demlediği çaylar beni çaya alıştırdı. Gerçi beni alkole de deli gibi alıştıran oydu, o ayrı mesele de. Oturuyoruz oturma odasında, tam bu arkadaşım mutfağa giriyor. Ya İhsan bana da buradan bir bira uzatsana diyoruz. Adam hani kaldır koy değil mi şey? Adam bira şişesini şeyle siliyor. Bezle siliyor. Traks diye açıyor. Önüme çat diye koyuyor. Adam barmenlikten alışkanlık, yapacak bir şey yok. Lan biz açarız, masada zaten açacak duruyor. Silinecekse sileriz, silinmeyecekse silmeyiz de yani. Sen ne şey yapıyorsun? Ya alışkanlık olmuş diyor. Onun sayesinde çaylar içtik, alkoller içtik. Sex on the Beach diye bir kokteyl vardır, bilen bilir. Onun envai çeşit versiyonunu içtik. Onu hatta genelde barlarda içmişimdir. Neydi, bir kapandı bir yer vardı ya. Çekirge diyesim vardı, değil. Taksim'de. Taksim'e de uğramıyorum aylardır, yıllardır. Neydi o yerin adı? Pinokyo muydu? Pinokyo olabilir. Olmayabilirdi. Bilmedi. Mis sokakta bir yerdeydi ama neyse. Solcuların bir yeriydi ama. Adam da solcu solcu geziyor içeride. Bildiğin kapitalist işi yapıyor. Farkında değil tabi. Hani derler ya, solculuk parayı bulana kadardır. Bir de feminizm zengin kocayı bulana kadardır kısmı. Neyse. Orada da o 83 kokteyllerine alıştık. Eve nasıl geldiğimi lan bilmediğim zamanlar olmuştu. Ben niye bunları anlatıyorsam. Geçeyim bakayım şu adamı da. Şöyle. Şu aynayı da ayarlamadık. Hiçbir şey göremiyorum orta aynadan ya. Öbür aynayı da maşallah ta yukarı asmışlar. Neyse kurtardık. Soldaki dikiz aynası da maşallah yani tavana koysaydınız. Pardon. Ben de şu ilk girişten gireceğim zannediyorum, ona göre frenliyorum. Erken şey yapmış oluyor. Beyler araç güzel. Ben bunu şu an anlatıyorum salak saçma bir şeyler ama gayet keyifle sürüyorum yani. Vallahi gayet keyifle sürüyorum. Ufak ufak da alışmaya başladım galiba şeyine. Tepkilerine mepkilerine piste. Pisti zaten biliyoruz da. Aracın tepkilerine alışmaya başladım.
güzel ya. Vallahi çok güzel. Patap patap patap. Patapatları benden geliyorsa bu araba turbo demektir. Öndeki arabadan da geliyor. Yapmıştım. Bakalım bu hafta sonu şey var. İspanya Grand Prix var. Bir de o gelecek başımıza bakalım. Hani dananın kuyruğu kopacak diyorlar da. Ben yine o kadar heyecanlanmıyorum. Gene bir bok anlamayacak olabiliriz. Pardon Jägermeister dayı. Seni attık dışarıya. İdare et. Bu araba da ne ya, ben tanıyamadım. Capri mi acaba? Ya da bir araba daha vardı, neydi o? Bir şey diyorlardı adına. Neyse, aklıma gelmedi şimdi. Raceroom Racing Experience'dayız. Grup 4 ya da Grup 5 araçlarından 1977 Corvette Greenwood oynuyoruz. Tabii ki pistten anladığınız üzere Suzuka'dayız, tekrar edeyim. Oyun çok güzel. Direksiyon olmayan oynayayım demesin. Oynanmaz. Olmaz. Mümkün. Lan Corvette'de hiç difüzör yok galiba. Diğer arabalarda difüzör görüyorum. Yaklaşayım bakayım şuna da bir bakarız. Zaten düzlükte yer duruyorum. Harbiden doğru düzgün bir difüzör yok ya. Hadi. Gelme. Porsche galiba ha. Sağlık bir araba. Hiç emin değilim ama. Hemen arkamda. Şimdi birazdan bir şey yapalım. Görürüz 12. 13. olan adamın şeysi, arabası. Solda gösteriyor. 1. Hadi. 12 extra bit. Zack Speed. Zack Speed. Capri işte ya. Bu Zack Speed'in zamanında Formula 1 takımı da olan Zack Speed'in Capri'si olması lazım. Yalnız bir güç var alette. Gaza veriyorum, ön tarafın yerle iletişimi kesiliyor. Ki motor önde olmasına rağmen. Çok acayip ya. Demek ki bu motor arkada olsa bu araba hiç sürülmeyecek ya. Ön tarafta hiç yük kalmayacak. Basacaksın gazı, takla atacaksın ön tarafa. Sese bak be. Heh. Biraz susayım da sesi dinleyin bak. İşte bunlar V8 sesi. Crossplane kranklı V8'in sesi. Gor 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 burul 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 diye çıkanlar var ya, onlardan. Amerikan işte. Amerikanlar niye hala crossplane yapıyor, hala anlamış değilim. Yani Camaro'da yap da mesela, Corvette'de niye crossplane yaparsın? Aydınlatın beni ya. Michael sana diyorum. Acaba hani Amerikalıyız biz havasını korumak için mi? Mesela şeyde fark edebilirsiniz. Le Mans 24 saat yarışında GT araçları geçer. Sesinizi dinleyin. Hiçbir şey yapmayın. Bao bao diye böyle Aston Martin'ler, şeyler, Ferrari'ler geçer. Peşinden kurr diye bir şey geçer. O bil ki o Corvette yani. O sıfatından belli ya. Hiç şey yapmaya gerek yok. Gözün kapalı anlıyorsun Corvette geçtiğini. Sonra geçenlerde, geçen dediğim aylar önce olmuş olabilir. Şey gönderdi bana. Michael gönderdi bir yarış aracı. Ginetta mıydı? Birileri bir LMP sınıfı bir araç yapmış. Ginetta'ydı sanki ya. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bu şey üreticilerinden biri işte. Karbon fiberli bir şey, bir şey. Yarış aracı üreticilerinden biri. LMP tarzı bir şey yapmış. Gitmiş ona da Corvette motoru koymuş. LS3 mü? LS6 mı? Neydi hiç hatırlamıyorum ben kodlarından. LS3'tü bildiğim kadarıyla. Gitmiş o motordan koymuş. Pist üstü videoları var. Ya GT aracı geçiyor. Corvette geçiyor zannedersin. Sorsan Le Mans prototip böyle uzay aracı gibi bir şey geçiyor ama ses Camaro ses. Lan bari crank'ı değiştirseydiniz değil mi? Ama adamlar ucuzdan satıyordu bildiğim kadarıyla. Hangi firmayı da hatırlamıyorum şu an. Michael hatırlıyorsa onunla da yazabilir, hakkında da konuşabilirim. Niye LS3 kullanıldı? Hatta şeyi tartışmıştık galiba. Yeni şey araçları vardı. LS3'ler filan şeyli ya.
Yani direkt enjeksiyonlu değil ya, onlar şeye, hava kutusuna enjeksiyon yapılıyor. Onun yenilerinde, C7 Corvette'de falan direkt enjeksiyonlu motor var. Onun ABS olmadığını da unutuyorum hep. Onu niye kullanmadılar demiştim de, pahalı demiştik galiba. Ama tabi ona kalsa LSX çift turboyu takacak. Böyle gramofon kadar da turbo koyar onlara. Oldu 2000 beygir, yolda tutamıyorum sonra. 35 saniye turbo gecikmesi var. Neymiş? Safkan'a açmışlar. Daha geçen de yazıyordu. 458 Speciale mi? Speciale mi artık nasıl okunuyorsa. O araca üretilmiş, gelmiş, geçmiş en iyi arabalardan biridir dedi adam. Niye? 458'i beğenmeyip 458 Speciale'yi niye beğeniyorsun? İçindeki paspaslar söküldü diye mi? Bu mudur yani? Motoruna abanıp ses izolasyonları, onları bunları söküldü, hafifletildi diye mi muhteşem araç oldu bu? Ama gene şey yapıyordum ha. Yani anlamak mümkün değil. Bir kere ona turbo araba lazım. Ya 488 çıktı şimdi. Ona bayılması lazım adamın. Gerçi o biraz downsizing hesabı oldu ama. O yüzden beğenmeyebilir. Yapacak bir şey yok. Ben de sevmesem de gelecek ne yazık ki turboda. En azından yarış işlerinde kullanmasalar şu Mercedes'de güzel olacak da. Turboya alternatif var mı acaba? Hani supercharger'dan bahsetmiyorum. Yine egzozdan yararlanacak, turbo gibi verim de kullanılacak ama başka bir tasarım. Pahalı ya da uygulanamaz, önemli değil. Başka bir tasarım var mı acaba? Renault muydu ilk turbo şeyleri kullanan? Yani egzozdan bedavadan sıcak hava çıkıyor, onu bir şekilde kullanmak lazım, onu anladık da. Yani Formula 1'de yapmayın arkadaş. Corvette'in birine daha geldik. İçe daldık. Arkadaşı da gazladık. Kusura bakmasın. Bu da C3 Corvette bu arada. Hani deminden beri bahsediyorum ama benim en sevdiğim araç. Yani şeye, Google'a C3 Stingray yazın. Siyah olanlar özellikle. Yani bana sorarsanız şimdiye kadar bundan daha güzel bir araba yapılmadı. O kadar beğeniyorum ki yani, o kadar olur ki ben pop-up farlı araba beğenmem. Bunun da farlarını da zaten üstüne para da versen açmam. Gece karanlıkta giderim, başkasının farında giderim, gene açmam. Hiç sevmiyorum pop-up far mevzusunu. Ama C3 Corvette'lerin hastasıyım yani. Performans filan umurumda değil. İsterse 1.3 dizel olsun. Geç, o da kötü olur da. Yani o burbul burbul böyle şey sesi gelecek. Otomatik olmasını bile çok şey yapmam yani. Takmam kafama. Ki manuel olsa tabii ki daha iyi de. Dediğim gibi otomatiğini bile kafama takmam. Bu arada ben yetişmeye başladım ha. Arabaya alışmaya başladım. Ben lak lak yapıyorum ama. Gidiyoruz yani. Önümüzdeki araba Fab Car'dı işte. Onun önündeki araba neymiş bilemedim. O nasıl Corvette lan? Corvette miydi o? Neyse. Suzuki lan. Bir tane de şey çekmiştim hatırlıyorsanız. Bu Race Injection videosuydu sanıyorsam. Okayama pistinde yağmurlu bir Corvette çekmiştim. O da galiba C3 Corvette'ti. O da problemli bir şeydi. Hele ki yağmurda düşün problemi sen. Başına gelebilecekleri sen düşün. Fena yani. Ama bunda en azından yağmur açmadım. Şu oyun adama direksiyon aldırtır da, direksiyon almakla da bitmiyor ki. Arkada birini patlattık ama kusura bakmasın. Direksiyon almakla da bitmiyor. Bir de oyuna para vereceksin 300 kent. Üstelik oyun bedava. Bedava oyun. İçinden çıkıyor 3 tane pist, 5 tane araba. Bunlar da alakasız şeyler. Pistlerden bir tanesi şey zaten. Neydi o? Tırmanma. Cacık yani. İlla ki sana o bütün arabaları, pistleri aldırtıyor.
Onun da yolu var. İndirme indirme denk getiriyorsun. Bu işte Black Friday indirme oluyor. Bir şeyle bir şey indirme oluyor. Geçen Paskalya indirme vardı mesela. Ben orada aldım arabaların geri kalanını. Oyunun bir premium pack'i var. O ana kadar çıkmış her şey demek o. Premium pack'ini satın alıyorsun. O ana kadar çıkmış bütün araçlar senin oluyor. Pistlerde. Normalde tek tek almaya kalkarsan bir dünya para tutuyor. 300 lira filan anladığım kadarıyla. Şu an öyleydi en azından. 295 mi 300 mi artık o euro kuru nereye denk geliyorsa. 99 euro olması lazım. Hani indirme indirme denk gelirse 60 euro işte 50 euro 70 euro ne olursa alınabilitesi var. Eğer bu simülasyona meraklıysanız Formula 1 dışındaki farklı farklı araçlara gerçek sürüş tecrübelerine meraklıysanız. Ama söyleyeyim direksiyon şart. Şart yani. Başka türlü mümkün değil hiç oynayamazsınız. Yani Drive Force GT de olsa ki millet böyle burun kıvırır ama o da o kadar kötü de bir mal değildir. Hatta dünyada en çok prim yapan şeylerden birisi oldu. Ben zamanında 150 liraya almıştım DFGT'yi. Sıfır bir de nereden aldım? Vatandan mı aldım? Nereden aldım 150 liraya? Tabii tabii vatan bilgisayardan gidip almıştım 150 liraya. En son baktığımda 500-600 liraydı. Altın bile öyle prim yapmadı be. Ki şu an hala bir yerlerde kullanılıyor Soner'de. Müthiş bir şey ya. Yani Drive Force GT de olsa bulun, alın. Bu oyunlara bir giriş yapın bence. Yoksa öyle Gamepad'le F1 2016, 2017 falan oynamak da olmuyor o işler. Onda anca Mario oynar gibi hani o anı kariyer modunu yaşamış oluyorsun. Kendini eğlenmiş oluyorsun tabii. O da bir eğlence olsun. Ona da saygı duyuyoruz. Saygı duyarım çünkü benim şu ana kadar en sevdiğim yarış oyunu bu veya başka bir simülasyon oyunu değil. Benim şu ana kadar orada ben 5.'yim ha. Ana son turdaymışım lan. Yapıştır. Lafı da yarıda kalmasın. En sevdiğim oyun Burnout Paradise'tır ve gerçekçilikle falan zerre alakası da yoktur. Ama oynarken en çok eğlendiğim, en beğendiğim, hala da oynayasım olan bir oyundur. Bitti. Şu an şurada geç fren fazla geçmiyor. Ananın lan. İşte bak. Gene ulan son turda değil. Bildiğin son virajda patladım ha. Kaçıncı oldum? 7. Arkadaş ben ne güzel birinciliğe gidiyordum ya. Hiç olmazsa ikinci olacaktım. Neyse yedincilikte o da olumlu yani. Olur. Invalid lap time tabi. Turda mı pistte mi kaldık? İşte mal bu. Alevleri görüyor mu? Ne atıyor be? Bu bana Kodan simgesini mi hatırlattı? Ne hatırlattı? Girdim ben bu gökkuşağı desenli şeyle. Çok acayip alet. Allah harbiden çok acayip. Neyse efendim. Sağlıcakla kalın. Son sektörle kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.